İfadesinin tam sayı yapan kaç farklı x tam sayısı vardır diye sorulmuş. Yine biz bunu birbirinden ayrıştıralım. Daha kolay görmemizi sağlar. Direkt buradan bakınca hem üstte x var hem altta x var. Şimdi değer vermeye falan kalkarsak bizi yorabilir. Biz şöyle yazsak 4x bölü x artı 15 bölü x, şu x'ler gider. Bizim sayımız şuna dönüşüyor. 4 artı 15 bölü x. Biz bunun tam sayı olmasını istiyoruz. Şimdi şuradaki 4 zaten tam sayı. Burada sorun yok. O zaman bu kısmın tam sayı olması lazım. Yani 15 bölü x tam sayı olduğu zaman bu sayının tamamı tam sayı olacak. O zaman biz hedefimize bunu koyuyoruz. 15 bölü x'i tam sayı yapmak istiyoruz. Tam sayı olması için şöyle eleman z diyelim. Z tam sayılar kümesini ifade ediyor. Bunun tam sayı olması için x sayısı 15'i bölmeli. 15'i bölen sayıları biz şöyle düşünebiliriz. Mesela 1 sayısı böler 15. 3 sayısı böler. 5 sayısı böler. Bir de 15 sayısı böler. Tabii şunu göz önünde bulunduralım. Tam sayı diyorsa bunların negatifleri de olabilir. Yani eksi 1, eksi 3, eksi 5, eksi 15. Yani toplam 8 tane vardır. Ama şöyle hareket etmeliyiz. Şimdi buradan bulduk ama sayımız buradaki gibi 15 olmayabilirdi. Şöyle olsaydı mesela burası 15 değil de diyelim ki işte 4820 bölü x olsaydı. Şimdi biz bunu tek tek keşfedemezdik. Tek tek keşfedemezdik. Yani 1 bölüyor mu, 2 bölüyor mu, 3 bölüyor mu diye. Aslında şu yaklaşımı takip etmeliyiz. Biz neyi arıyoruz? 15'i bölen sayıların adedini arıyoruz. 15'in bölen sayısını arıyoruz başka bir deyişle. 15'in bölen sayısı da şöyle hesaplanıyor. 15'i asal çarpanlarına ayırıyoruz. 3 çarpı 5. Tabii bunların adetleri 1. Şunları birer artırıp çarpıyoruz. Bölen sayısı, bunların birer fazlasının çarpımı pozitif bölen sayısı olur. Şöyle 1 artı 1. Bu pozitif bölen sayısı. Bir o kadar da negatif olduğu için 2 yazıyoruz bölen sayısını bulmak için. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 buradan 8 tanedir. Yani adet hesaplayacaksak böyle hesaplayabiliriz. Mesela az önceki gibi olsaydı böyle tek tek yazmak yerine şunu kullanırdık.